15 Temmuz gecesinin tüm seyrini değiştiren isim Ömer Halis Demir. Aldığı emri gözünü kırpmadan yerine getirdi. Komutanı hainlere geçit verme dedi. Hiç düşünmeden silahını çekti. Darbeci generali başından vurdu. Şehit düştü ama Türkiye'nin kaderini değiştirdi. Hainlerin en önemli hedeflerinden biriydi Özel Kuvvetler Komutanlığı. 15 Temmuz darbe girişiminin seyri de işte o adreste değişti. Özel kuvvetleri ele geçirseler, komutayı alsalar pek çok şeyi değiştirebilirlerdi. Planları işliyordu ama bilmedikleri bir şey vardı. Kahraman Assubay Ömer Halis Demir'in Tümgeneral Aksakallı'dan aldığı emir. Zekai Aksakallı o gece Kahraman Assubay Ömer Halis Demir'e oğlum diye hitap etmiş, bu işin sonunda şehadet var demişti. O emir karanlık gecenin seyrini tamamen değiştirdi. Darbeci General Semih Terzi yanındaki askerlerle birlikte kapıda göründüğünde Kahraman Assubay Ömer Halis Demir karargah binası önünde hazır bekliyordu. Saatler 2.15'i gösteriyordu. Sadece bir dakika sonra saat 2.16'da gözünü bile kırpmadan 15 Temmuz'un kaderini değiştiren hamleyi yaptı Halis Demir. Terzi'ye 3 el ateş etti, başından vurdu. Karargah binasının arkasına koştu emri yerine getirdikten sonra ama saniyeler içinde üzerine onlarca mermi sıkıldı. Kahraman şehidin vücudundan tam 30 kurşun çıktı. Darbeciler cuntacı Terzi'yi karargahın içine taşırken kahraman asker karargahın önünde yatıyordu. Ambulans geldi ancak hainler sağlık personelinin müdahalesine izin vermedi. Aslında hala yaşıyordu. Hainlerden biri iki kurşun daha sıktı yerde yatan kahramana. Şehadet şerbetini içti Ömer Halis Demir. Özel kuvvetlerin içinde darbeci subaylar, dışarıdaysa komutan Zekai Aksakallı'nın emriyle evlerinden sivil kıyafetleriyle koşup gelen ordunun en seçkin birliği Bordo Bereliler vardı. Sabaha kadar göğüs göğüse çarpıştılar hainlerle. O kahramanlardan biri de başçavuş İsmail Oğuz'du. 6 aylık operasyondan evine yeni dönmüş, o gün özel kuvvetlere çağrılmıştı. Darbecilere kardeşiz biz, teslim olun, birbirimizin kanını akıtmak bize yakışır mı diye bağırdı ama hainler başından vurarak şehit ettiler onu da. Sabah saatlerinde kaybettiklerini anladıklarındaysa tek tek teslim oldular cuntacılar. Eğer o gece özel kuvvetleri ele geçirseler belki de ulaşabileceklerdi hain emellerine. Ancak Ömer Halis Demir ve daha nice isimsiz kahramanlar sayesinde amaçlarına ulaşamadılar. 42 yaşında şehit düşen Ömer Halis Demir geriye hem büyük bir acı hem de bir kahramanlık destanı bıraktı. İsmi okullara, hastanelere, üniversitelere, çocuklara verildi. Bu millet onu asla unutmayacaktı. Büyük bir şeref benim. Evet, Türkiye'nin bayrağını, toprağını, vatanına sahip olan çocuklar bu. Ne mutlu. Çok şükürler olsun.